Herkese merhaba, Barcelona'dayız. LG G5 etkinliğindeyiz ve görmüş olduğunuz gibi elimde de LG'nin 2016 model Amiral gemisi Android telefonu LG G5 var. LG G5 geçen serilerden farklı bir tasarımda karşımıza çıkıyor. Bu sefer LG metal kullanımına yer veriyor, metal kullanıyor. Ancak bunun yanı sıra yine telefonun kavisli köşeleri devam ediyor. Tasarım çizgisinde yine yumuşak hatlar kullanılsa da LG G5'in G4, G3 gibi telefonlardan çok daha fazla bir farklı bir kullanım hissi verdiğini söylememiz gerekiyor. Telefonda 5.3 inç Quad HD 2560x1440 piksel çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. Ekran parlaklığı bir hayli iyi görünüyor ve parlak ışık altında da iyi bir görünüm sağlıyor. Pikseller bir hayli yoğun, yazılar keskin, grafikler hayli keskin. Zaten G4'te, G3'te IPS ekranlar iyi birer görsel deneyim sunuyordu. G5'te bu devam ettiriliyor. Bunun yanı sıra telefonda Qualcomm Snapdragon 820 işlemci bulunuyor. Qualcomm'un 2016 model Amiral gemisi Android telefonlarda sıklıkla göreceğimiz işlemcisi LG G5'i de yer almakta. Bunun yanı sıra telefonda 4 GB RAM bulunuyor. 4 GB RAM ve buna 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Daha fazla depolama alanı isterseniz 2 TB'a kadar kartları destekleyen microSD kart yuvası var ki biliyoruz G4'te de microSD kart yuvası konusunda oldukça fazlası bulunuyordu. Telefon tamamen metal, ancak bu telefonun çıkarılabilir bir parçasının olmadığı anlamına gelmiyor. Genelde metal telefonlar biliyorsunuz yekpare tasarımına gelir, herhangi bir parçası çıkarılmaz. Genellikle plastik telefonlarda, plastik barındıran telefonlarda daha çok çıkarılabilir bölümleri ve dolayısıyla çıkarılabilir pili görürüz. Ancak LG G5'te metal tasarım kullanmasına karşın altta görmüş olduğunuz bölüm çıkıyor ve bu şekilde pili değiştirmek mümkün oluyor. Telefonda 2800 mAh kapasiteli pil var. Bu pil değiştirilebilir. Çeşitli aksesuarlar sunuyor LG G5'in. Bununla beraber dışarıda da pili değiştirebilir. Yedek pili şarj edebilir. Ya yedek pili takarken diğer pili de şarj edebilirsiniz. Bununla ilgili çeşitli aksesuarlar da bulunmakta. Tasarıma bakmaya devam edelim. G3'te, G4'te görmüş olduğumuz o sihirli tuş tasarımı yerini farklı bir tasarıma bırakmış bu sefer. Arkada görmüş olduğunuz bu güç butonu, uyandırma tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu sistemi görüyor. Üreticiler ya öne ekran altına ya da arkaya işaret parmaklarının rahatlıkla erişebileceği yerlere güç butonunu, dolayısıyla parmak izi okuyucusunu yerleştirmeyi tercih ediyor. LG G5'te arkaya yerleşmiş işaret parmaklarıyla bu parmak izi okuyucusunu kolaylıkla kullanabilir ve böylelikle ekran kilidini doğrudan parmak izi okuyucusuyla açabilirsiniz. Telefonda Marshmallow, Android 6.0 Marshmallow yüklü geliyor. Böylelikle parmak izi tarayıcısı içinde Android işletim sistemi tarafından doğal destek sunulmakta. Bunun yanı sıra arkada farklı olan bir başka unsur ne? İki farklı kamera görüyorsunuz arkada. Bunlardan bir tanesi 16 megapiksel standart kamera ve bunun yanı sıra bir de geniş açılı 8 megapiksel kamera var. Böylelikle LG G5 135 derecelik geniş bir görüş açısına ulaşabiliyor ki gerçekten bu videoyu çekmeden önce kamerayı test ettik. Kamera gerçekten oldukça geniş bir görüş açısına sahip. Kamera arayüzünü de şöyle göstereyim sizlere. Açıyı biraz da şu şekilde göstermeye çalışacağım. Gerçekten geniş bir görüş açısı var. Kamera arayüzü aslında çok fazla değişiklik göstermemiş. İkonun tasarımında ufak tefek değişiklikler var. Ancak yine kolay şekilde fotoğraf ve video çekmeye odaklanan bir tasarım görüyoruz. Ve çektiğiniz fotoğraflar görmüş olduğunuz gibi anında kaydediliyor. Ön izlemesini ekranın sağ üst köşesinde bulunan kısa yoldan yapmanız mümkün oluyor. Android 6.0 Marshmallow var dedik ve görmüş olduğunuz gibi çeşitli Google uygulamaları telefonda yüklü olarak geliyor. Bunun yanı sıra yine LG'nin çeşitli yönetim uygulamaları var. Görmüş olduğunuz gibi güç tasarrufu, pil kullanımı ve LG Backup gibi uygulamalar da ana ekranda karşınıza çıkıyor. Ayarlar bölümü, çeşitli ayarlar, görmüş olduğunuz gibi akıllı ayarlar ve bunun gibi çeşitli ayarlara da buradan kolaylıkla ulaşmanız mümkün oluyor. Bu açıdan LG'nin çeşitli arayüz özelleştirmelerini görüyoruz ancak Android'in temellerinden de çok fazla uzaklaşılmamış bu görünüyor. Dikkat çeken bir başka ayrıntı ne, ona bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi ana ekran yok gibi görünüyor. Bunun yerine görmüş olduğunuz gibi bütün uygulamaları, bileşenleri bir arada toparlamanız mümkün oluyor. Daha önceki LG kullanıcı arayüzlerinde biliyorsunuz ana ekranın yanı sıra bir de uygulama menüsü vardı. Ancak bu sefer bütün uygulamalar gördüğümüz kadarıyla ana ekrana yerleşiliyor. Daha önce Huawei'nin, Lenovo'nun tercih etmiş olduğu yerleşim düzenini bu sefer LG'nin tercih ettiğini görüyoruz. Bunun dışında görmüş olduğunuz bildirim tepsisi çok fazla değişmemiş. Bir takım düzenlemeler tabii ki yapılmış. Biraz daha böyle tek renk tarzında kullanılan bir yapı söz konusu. Bildiğimiz bu çizim özelliği, çizim uygulaması yine aynı şekilde bulunmaya devam ediyor. Quick Memo Plus özelliği yine daha önceki LG serisi telefonlarda olduğu gibi bu telefonda da mevcut. Ayarları hızlı şekilde geçebiliyorsunuz. Bu gibi özellik var.
Ön taraftaki kamerada da değinelim, onu da unutmadan geçmeyelim. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kamera var. Ön kameraya hemen geçiş yapalım şu şekilde ve görmüş olduğunuz gibi ön kameranın da açısı yeteri kadar geniş. Bu şekilde selfie fotoğrafları da yüksek çözünürlükte olarak çekmeniz mümkün oluyor. Yine çeşitli el modları da hareketle tetikleme çekim modları da LG G5'te bulunmakta. Atlayacaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere.